parçada düşüncenin akışını bozan cümle aşağıdakilerden hangisidir? Hemen anahtar kelimelerime odaklanıyorum. Genel olarak edebiyatta günce, yaratıcı yazarların gün, ay, yıl yani tarih bildirerek o gün yaşadıklarını kaleme aldıkları özel notlardır. Bu notlar, bakın kendisinden sonra gelen cümlem yine anahtar kelimemi destekleyecek niteliktedir. Yazarların biyografileri açısından bilgilendirici niteliktedir. Söz konusu yazar kurmaca eserleriyle edebiyatta hatır sayılır bir iz bırakmışsa, güncesi ölümünden sonra ya seçkinler halinde ya da bütünüyle yayınlanır. Bakın burada yaşadıklarını anlatan notlardan bahsediyor ve bu notların bilgilendirici olmasından bahsediyor. Fakat 3 numaralı cümleme geldiğimde hatır sayılır bir iz bırakan sanatçının kurmaca eser oluşturması ve ölümünden sonra seçkiler halinde ya da bütünüyle güncelerinin yayınlanmasından bahsediyor. Tamamıyla ilk iki cümleden sıyrılan bir cümle. Dördüncü cümleme baktığımda güncede anı, mektup, gezi gibi varoluşu özel hayata bağlı yazı türlerindendir. Bakınız yazarların biyografileri özel hayata bağlı yazı türleri. Ve bunların her biri kişisel deneyimlerden beslenir özel hayat olduğu için deneyimlerin zenginliği ve çeşitliliği de açtığı ufukla genişler ve derinleşir. Bu durumda baktığımda 3 numaralı cümlem paragrafın akışını bozan cümlemdir. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde düşüncenin akışını bozmaktadır? Havayolu şirketlerinin ilk uçakları hep pervaneli oldu. Bakınız ilk uçakların pervaneli olması. O dönemin pervaneli uçaklarının menzilleri kısa, hızları düşüktü. Pervaneli uçakların devamını getiriyor. Gürültülü ve rahatsız edici kabin tüm yolcularının ortak şikayetiydi. Bakın kısa, hızı düşük olduğu için gürültülü ve rahatsız olan kabin tüm yolcuların ortak şikayeti olduğunu gösteriyor. Ancak 50'lerin başında yepyeni bir teknoloji ortaya çıktı. Bakınız, bütün bu durumların sonunda bir teknoloji ortaya koyuyorlar. Bu teknolojide İngiliz imalatı Connect jet motorlarıyla havayolu taşımacılığında çığır açtı. Uçakların menzilleri uzadı, hızları arttı. Bakın hızları düşüktü, menzilleri kısaydı, tam tersi olmaya başladı. Fakat 7 numaralı cümleme baktığımda 2. Dünya Savaşı sırasında hız kazanan jet motor tasarımı ilk önce savaş uçaklarında hayat buldu. Bakın tamamen diğer paragraflarımdan bağımsız bir şekilde savaşta kullanılan jet motorunun tasarımından bahsediyor. 8 numaralı cümlemde ise konfor yükseldi ve jet motorunun yüksek itiş gücü 50 yılda hava yollarını günümüz ekonomisinin can damarı haline getirdi. Yani menzillerin uzaması, hızların artması sonucunda 50 yılda da kendi gelişimine gelişim katarak can damarı haline gelmesinden bahsediyor. Bu durumda akışı bozan cümle alakasız bir şekilde ayrıntıya inerek 7 numaralı cümle olmuş oluyor. Yukarıdaki parçada asıl anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Bakın yine üzerinde özellikle durduğu somut cümlesi olarak yer alan cümleme bakacağım. İnsanın en temel ihtiyaçlarından birisidir sevmek ve sevilmek. İnsan sevilmeyi öğrenmeden sevmeyi öğrenemez. İnsan önce sevildiğini hissedecek, sevilme ihtiyacı koşulsuz ve şartsız karşılanacak ki sevmeyi de öğrenebilsin. Bakın koşulsuz ve şartsız karşılanmaktan bahsediyor. Genellikle biz sevildiğimiz şekilde severiz. Eğer şunu yapmazsam annem beni sevmez, bunu yaparsam babam beni sever gibi inançlarımız olmuş ise sevgi almamız bir şarta bağlanmıştır. Bakın en başta bahsettiği koşulsuz şartsızı neden böyle düşünmemiz gerektiği ile açıklıyor. Oysa bir çocuk ne olursa olsun hiçbir şart olmadan annem babam beni sever inancını taşıması gerekir. Şartlı sevilmiş olan kişiye başkalarını da şartlı sevecektir. Yani karşılıklı olan bir şey şartlı sevgi samimiyetsizliği getirir ve bağlanma sorunlarına yol açar. Şimdi sevmek ve sevilmekten bahsediyor. İlk önce bunları güzel bir şekilde tanımını yapıyor ve en çok değindiği noktada bakın paragrafın başından itibaren koşulsuz ve şartsız sevmek. Ve sonucunda bağlantılı cümle ise şartlı sevilmiş kişinin başkalarını da şartlı seveceğini yani bu işin karşılıklı olarak algılayacağını ve karşılıklı olan bir duygunun da samimiyetsizliği ifade edeceğinden bahsediyor. Şimdi ben bu cümleyi çıkarttığım bu anlamı seçeneklerde arıyorum. Sevmek duygusu her bireyde farklı farklı adlandırılır. Farklılıktan değil şarttan bahsediyor eledik. Sevmek bir insan doğasında olan bir duygudur. Evet en temel ihtiyaçlarından bir tanesi ama bu sadece bir giriş cümlemiz. Asıl anlatılmak istenen değil. Sevmek sadece insanlara ait olan değil, bütün canlılarda var olan bir duygudur. Kaldı ki sadece insanda olan duygu olarak parçada ele almış.
Şartlı sevgi insanı karşılıksız sevmediğini, bakın, başkalarını da şartlı sevecektir. Yani bir karşılık bekleyecektir ve samimiyetsiz düşünceleri ifade eder, samimiyetsizliği getirir. Bu arkadaşım uyumlu. Sevgi korkuyu bırakmak, içinden geldiği gibi davranmaktır derken, içinden geldiğin gibi davranmak, evet, bu bir yerde çıkıyor ama korkuyu bırakmaktan bahsetmiyor. Sadece şartlı olmayı bırakmaktan bahsettiği için el seçeneğimizi de eliyoruz. Bu durumda parçamda asıl vurgulanmak istenen düşünce, bakın, sonuç cümlemden yola çıkarak D seçeneğini ele alıyorum. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden önce? Ancak yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık %0,3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir cümlesi getirilir. Şimdi anahtar kelimeme baktığımda yeryüzündeki su kaynaklarının %0,3'ünü kullanılabilir ve içilebilir özellikte olması. Hemen yerine getirebileceğim cümleme bakıyorum. Su canlıların yaşaması için hayati öneme sahiptir. En küçük canlı organizmadan en büyük canlı varlığa kadar bütün biyolojik yaşam ve bütün insan faaliyetlerini ayakta tutan hep sudur. İnsanlarımız, dünyamızın %70'ini kaplayan su, bedenimizin de önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Bakınız, dünyamızın %70'ini kaplıyor, bedenimizin de önemli kısmını oluşturuyor. Ancak yeryüzündeki su kaynaklarının, bakın, dünyamızı kaplayan su kaynaklarından bahsediyor, %0,3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Hani bedenimizin de önemli bir kısmını oluşturduğundan dolayı bu cümleyi kullanıyor. İnsanoğlu su ihtiyacını yüzeysel sular ve yeraltı su kaynaklarından temin etmektedir ve tatlı sularının en önemli kaynağı yağışlardır. Bakın, bundan sonra da zaten insanoğlunun su ihtiyacını hangi şekilde giderdiğinden bahsediyor. Bu durumda bu cümlemi 4 numaralı cümlemden önce getirirsem anlam bakımından bir bütünlük oluşturabileceğimi söyleyebilirim. Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinden önce? Örneğin yeni bebek sahibi bir annenin kayınvalidesinin bebek bakımı konusunda söylediği tavsiyeler, yeni anne tarafından anneliğine müdahale ve anneliğinin beğenilmemesi şeklinde düşünüldüğünde kayınvalideye karşı öfke duygusu yaşaması kaçınılmazdır cümlesi getirilebilir. Anahtar kelimem, bir deneyime engel verecek vaziyette bir söylemenin karşısında öfke duygusunun yaşanmasıdır. Yani öfke gibi bir duygunun meydana getirilmesi. Şimdi parçama baktığımda bunu en uygun olarak nereye yerleştirebilirim? Günlük hayatta çevremizde bulunan kişilerden birçok öneri alırız. Bazen de biz çevremizdekilere önerilerde bulunuruz. Bakın, önerilerden bahsediyor. Bu öneriler bazen dayatma veya zorlama şeklinde algılanmaktadır. Önerileri dayatma olarak değerlendirdiğimiz zaman öneride bulunan kişilere karşı öfke hissi ortaya çıkar. Bakınız, anahtar kelimemin yer aldığı yer, öfke hissinin ortaya çıkması. Ve bunun sonucunda örneğin yeni bebek sahibi kayınvalidesinin bebek bakımı konusunda tavsiyeler veriyor. Ve bu tavsiyeler neticesinde de anne adayının kayınvalideye karşı öfke duygusu yaşaması kaçınılmazdır diyor. Bu durumlar birçoğumuzun karşılaştığı durumlardır. Kendisinden sonra gelen cümlemde yine bu cümlemi destekleyici niteliktedir. Bu durumda 4 numaralı cümlemden önce bu cümlemi getirdiğimde anlam bakımından bir bütünlüğümü sağlayabilmiş oluyorum. Bu durumda cevap şıkkım da D şıkkı olmuş oluyor. Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olmaya en uygundur? Mesela ile başlayan bir cümlem olmaz. Çünkü kendisinden önce bir yargı belirtilmiştir ve bunu örneklendirecek bir cümledir bu. Bunun için biz ne kadar istiyorsak, bakınız, kendisinden önce yine bir sebep belirtmiş, bu yüzden giriş cümlem olamaz. Sadece çalışarak biz de kendi amacımıza ulaşabilirizdeki cümlemdeki yargım, biz de kendi amacımıza ulaşabiliriz. Demek ki öncesinden bahsettiği başkalarının da amacına ulaşma anlamı taşıyan bir cümlenin olduğudur. Bu yüzden de diyor 5 numaralı cümlem. Bu yüzden de başlayan da bir paragraf giriş cümlem olmayacağı için bu arkadaşımı da eliyorum. Fakat 4 numaralı cümleme baktığımda günümüzde insanlar için hazır diye bir şey yok. Bunun devamı niteliğinde yargılarım geleceği için paragrafın giriş cümlesi olmaya en müsait cümlem D şıkkını, yani 4 numaralı cümlemdir. Bu
parçada düşüncenin akışına göre aşağıdaki cümlelerden hangisinin getirilmesi uygun olur? Şimdi parçamızı okuyacağız ama bize boşluk verilen cümleyi ne şekilde dolduracağımız, kendisinden önce gelen cümle ve kendisinden sonra gelen cümleden yola çıkarak bulacağım. Hemen bakıyorum parçama. Kırgız kalpağı ilk bakışta sıradan, sıcakta, güneşten, soğukta, rüzgarda koruyan ince bir baş giysisi olarak kabul edilir. Oysa kalpağın her renginin, her motifinin bir şeyleri anlattığını biliyor muydunuz? Kalpak birbirine denk gelen aynı dört kenardan oluşur. Bakın bir dört kenardan oluştuğundan bahsediyor. Ve bu dört kenarın da dört kaynağı ifade ettiğini söylüyor. Dört kaynağın birleştiği yerden çıkan çizgiler ışığını anlatır ve insanın beynine akıl kuvvet verir derler. Şimdi buradan yola çıkarak bu dört kaynağı arayacak olursam, her kenarı insan hayatının dört kaynağı olan su, hava, ateş ve toprağı anlatır. Bakın hemen buluyorum. Nereden çıkarıyorum? Dört kenardan oluşur. Dört kenar ve bu her kenarı, yani dört kenarın her kenarı insan hayatının dört kaynağı olan, bakın kendisinden sonra gelen ifade, su, hava, ateş ve toprağı anlatır derken yine tamamlayıcı oluyor. Kırgız çocuğuna 13-14 yaşına gelene kadar yeşil kenarlı falan filan, bakın dört kaynaktan bahsetmiyor. Kırmızı kenar antik delikanlının evliliğe hazır olduğunu, bakın bir kenarı ele almış ama ben de dört kaynaktan bahsettiği için yine eledim. Günümüzde kalpağın kenarlarının anlamı tam olarak bilinmiyor. Dört kaynağın birleştiği yerden çıkan çizgiler ışığını anlatır derken, bakın tamamen çelişkili bir ifade. Erkek yeni evlendiğinde gelin tarafı 10 siyah kenarlı kapak getirilmiş. Dört kaynağın yerleştiği birden ve dört kenardan kesinlikle uyumsuz bir cümle. Bu durumda ne oluyor? A seçeneği bu boşluğu doldurarak parçadaki anlam bütünlüğünü sağlayan cümlem oluyor. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istenirse ikinci paragraf numaralandırmış cümlelerin hangisiyle başlar? Zeka oyunları eğitiminde aklımıza ilk olarak beyin gelişimi gelmesin. Şimdi anahtar kelimem zeka oyunları ve beyin gelişiminin gelmemesi. İkinci cümle, çünkü başta çocuğun farkına varmak, kişisel beceri gelişimini, iş yapabilme gibi temel davranışları öğrenmesi gerekir. Bakın, zeka oyunları beyin geliştirimi gelmesin, kişisel beceri gelişimi, iş yapabilmesini öğrenmesi gerektiğini söylüyor. 4-5 yaşındaki çocuğun seviyesine uygun olmayan düşünce becerisi, bakın beceri gelişimi, strateji oyunları oynanması sorun oluşturabilir. Yani zeka oyunları. 4 numaralı cümlemde de her çocuk nasıl ki hayatı çevresini tanımaya başlıyor, okulda da önce kurallar ve farkındalıkla başlamalıdır. İnsan neyi sevip sevmediğini bilmelidir. Şimdi ilk 3 numaradaki yargımda zeka oyunlarından, beyin gelişiminden, kişisel beceri gelişiminden ve düşünce becerisinden bahsediyor. Yani genel itibariyle bir beceri ele almış. Fakat 4 numaralı cümlemde her çocuk nasıl ki hayata çevresini tanımaya başlıyor, okulda da kurallar ve farkındalıklarla başlamalıdır. Burada da kurallar ve farkındalıklardan giriş yapıyor. Kendisinden sonra gelen cümlede yeteneklerin sınırlarını bilmeli, ilgi alanlarını gördüğü karşılaştığı durumlarının hoşuna giden yanlarını algılayabilmelidir. Yani neyi sevip sevmediğini bilmelidir yargısını destekleyecek olan cümle. Kuralları ve gelenekleri insanın davranışlarını fark ederek büyümeli, kendini bulunduğu ortama uygun hale getirmelidir. Yani kurallar ve farkındalıklarla başlamalıdır yargısında destekleyici nitelikte olan cümle. Bu durumda parçama baktığımda ikinci paragrafı ayırıp da giriş cümlesi olarak seçebileceğim cümlem 4 numaralı cümlemden itibaren başlamaktadır. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istenirse ikinci paragraf numaralandırmış cümlelerin hangisiyle başlar? Çocukların eleştirel ve özgür düşünebilmesi toplumun gelişebilmesi için çok önemlidir. Eleştirel ve özgür düşünebilmesi. 2-3 yaşlarında düşünmeye, sorgulamaya başlarken 4 yaşında haklı ve haksız davranışları karşılaştırır ve böylece özgür düşünmenin ilk basamağına geçiş yaparlar. 5 yaşlarında ise kalıp yargılar ile ilgili eleştiriler düşünmeye başlarlar. 4 numaralı cümleme baktığımda çocukların zihinsel gelişimine katkı sağlamalarının en etkili yöntemlerinden birisi de onlardan hikaye oluşlarını desteklemektedir. Bakın, çocukların ilk cümleden itibaren eleştirel ve özgür düşünebilmelerini yaş yaş, boyut boyut farkına vardıkları gelişimden bahsediyor. Fakat 4 numaralı cümlemde de zihinsel gelişime katkı sağlamanın en etkili yöntemlerinden birinin hikaye oluşturmaktan geçtiğini bahsediyor. İlk 3 numaralı cümleme kıyasla baktığımda hikaye oluşturmakla alakasız bir terim olduğu için
İkinci paragrafımı 4 numaralı cümlemle başlatabilirim. Çünkü kendisinden sonra gelen cümlelerim de bu yargıyı destekler niteliktedir. Bu sayede çocuk sınırları kaldırabiliyor, yaratıcıların hayal gücünü kullanabiliyor. Bakın, hikaye oluşturmasından kaynaklanan bir oluşum. Çok boyutlu düşünmesine katkıda bulunuyor. Ama çocukların düşüncesinde, yani ilk 3 paragrafta bahsettiği düşüncenin temeli özgür düşünme. Yani çok boyutlu düşünmekten bahsetmiyor. Bu durumda da cevap şıkkım D şıkkı olmuş oluyor. Yukarıdaki numaralandırmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturulabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yer değiştirmesi gerekir? Cevap şıkkımdan hareket edecek olursam 3 ve 4. Hemen bakıyorum neden 3 ve 4'ün yer değiştirmesi gerektiğini. Hipokrat ruhsal bozuklukların biyolojik altyapısı olduğunu düşünerek beyinle ilgili çalışmalar yapmıştır. Ruhsal rahatsızlıkların kan, kara safra, sarı safra ve balgam olmak üzere 4 sıvıdan kaynaklandığını öne sürmüş ve kişide depresyon oluşma sebebinin kara safradan salgılanan vücut sıvısının değişmesine bağlamıştır. Anahtar kelimem burada kara safra. Yani kara safraya giriş cümlem aslında 4 numaralı cümlemden bahsediyor. Fakat 3 numaralı cümleme baktığımda kara safradan salgılanan fazla sıvının kişileri melankoliye sürükleyeceği yaptığı çalışmalarla öne sürülmüştür. Yani depresyon oluşmasının sebebinden bahsediyor. Bu durumda 3 ve 4'ü yer değiştirmesini tamamlarsak neden sonuç ilişkisi içerisinde bir bütünlük oluşturacağını söyleyebiliriz. Bu parçada numaralandırmış cümlelerin hangilerinin yeri değiştirilirse parçadaki anlam akışı sağlanmış olur. Hemen cevap şıkkından yola çıkarak 3 ve 4'ün yer değişimine ya da neden yer değiştirmesi gerektiğine değinelim. Yüzyıllar içinde güneşle ilgili bilinenler artmış, onun yararları ve zararları anlaşılmaya başlanmıştır. Bakın burada yüzyıllar içinde yer alan terimim aslında bir zamanı belirtiyor. O yüzden 3 ve 4'ü ele aldığımda bakın bu uzun süreçte, yani yüzyıllar içinde. Bu uzun süreçte güneşin farklı ışınlardan oluştuğunu, bunların deri üzerindeki çeşitli etki ve yan etkilerin olduğu tariflenmiş, olumsuz etkilerden korunmak için kültürel özelliklerinde etkisiyle birçok farklı yöntem geliştirilmiştir. Bakın bu farklı yöntemlerden birkaçı. Günümüzde güneş ışınlarının güneş yanığı, fotoyaşlanma ve fotokarsinogenezle önemli bir rol oynadığı bilinmektedir terimi. Ve bunlardan korunmak için de toplumlar daha fazla yetip yönlendirmekte, yani güneş yağı gibi bu rahatsızlıklardan korunmak için toplumlar daha fazla yönlendirilip güneşten koruma yöntemleriyle her geçen gün daha etkin hale gelmektedir. Baktığımda 3 ve 4'ü yerini değiştirdiğimde paragrafım daha bir anlamlı bütüne kavuşmuş oluyor. Yukarıda numaralandırmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Hemen parçamızda öncelikle bir giriş cümlesi seçiyoruz. Ve hangileri giriş cümlesi olmaya müsait değil hemen eleyelim. Özellikle ile ilgili bir giriş cümlem olmaz. Bunların sonucu ile ilgili başlayan yine olmaz. Ülkemizin üç tarafını denizlerle çevrili olduğunu düşünürsek dünyada deniz kirlenmesinden en çok etkilenenlerden biri olduğumuz kaçınılmaz bir gerçektir. Bu biraz müsait gibi dursun. Bu da gerek derken yeni giriş cümlesi olmaz. Çünkü hani kendisinden önce bir ifadenin yer aldığını söylüyor Baloç olan Leyla'yla. Karadeniz'e, Akdeniz'e, oradan da okyanusa bağlantısıyla deniz ulaşımı açısından dünyanın en önemli noktalarından birinde bulunuyoruz. Yine bu da bir giriş cümlem olabilir. Fakat bunu destekleyici önden bir cümlem gerekiyor. Hemen giriş cümlemiz olarak 3 numaradan başlamış olsak. Ülkemizin 3 tarafının denizlerle çevrili olduğunu düşünürsek, dünyada deniz kirlenmesinden en çok etkilenenlerden biri olduğumuz kaçınılmaz bir gerçektir. Bakın 3 tarafının denizlerle çevrili olduğu, yani jeopolitik konum açısından önemli bir yerdeyiz. Hemen geliyorum bu durumu açıklamaya. Karadeniz'e, Akdeniz'e, oradan da okyanusa bağlantısıyla, bakın önemli bir jeopolitik konumdayız. Deniz ulaşımı açısından dünyanın en önemli noktalarından birinde bulunuyoruz. Şimdi hemen geliyorum. Bu da gerek bizden kaynaklanan, gerekse bu yolu kullanan ulaşım araçları. Bakın ulaşım açısından dünyanın en güzel yerinde bulunuyoruz ya. Bu ulaşım araçlarından ne kadar büyük bir kirlenme tehlikesi, daha doğrusu gerçeğiyle karşı karşıya olduğumuzu apaçık gösteriyor sanıyorum. Neden? Bakın bir öncekinden de kirlenmeden bahsetmişti. Yani buraya kadar
Öncelikle jeopolitik konumumuzdan ve bunun neticesinde gerçekleşen kirlenmeden bahsediyor. Ve bunu 2 numaradaki jeopolitik konumumuzu açıklayarak ondan sonra gelen cümleyle de bakın kirlenmenin ne derecede gerçek olduğunu göstererek devamını getiriyor. Daha sonra bakın kirlenme tehlikesinin olduğu gerçeğini apaçık gösteriyor diyorum. Hani bizden kaynaklı olan kısımlar var ya, hemen geldim 1 numaraya. Özellikle de İstanbul ve Çanakkale boğazlarını düşündüğümüzde. Daha önce yaşadıklarımız gibi meydana gelecek deniz kazaları, daha doğrusu tanker kazaları sonucu yaşayacağımız tehlikenin riskini aklımızdan bir gün olsun çıkarmamamız gerekiyor. Bakın deniz kirlenmesine bir sebep daha veriyorum. Bu tehlikeler sonucunda, bakın bunların sonucunda yaşam kaynakları zarar görebilmekte, balıkçılık gibi deniz faaliyetleri etkilenmekte ve kullanılan deniz suyunun kalitesi bozulmakta ve deniz canlı türleri azalmaktadır diyerek de sonuç cümlemi oluşturuyorum. Şimdi tamamen anlamsal ve birbirinin devamı olan anahtar kelimelerden yola çıkarak parçamı bu şekilde oluşturdum. Baştan okuduğumda ülkemizin 3 tarafın denizlerle çevrili olduğunu düşünürsek dünyada deniz kirlenmesinden en çok etkilenenlerden biri olduğumuz kaçınılmaz bir gerçektir. Karadeniz'i Akdeniz'e, oradan da okyanusa bağlantısıyla deniz ulaşımı açısından dünyanın en önemli noktalarından birinde bulunuyoruz. Bu da yani önemli noktalarından birinde bulmamızın sonucunda bizden kaynaklanan, gerekse bu yolu kullanan ulaşım araçları, yani deniz ulaşım araçları ne kadar büyük bir kirlenme tehlikesiyle, daha doğrusu gerçeğiyle karşı karşıya olduğumuzu apaçık gösteriyor. Bu kirlenmenin nedenlerini açıklıyorum, yani ortaya koyulan sebeplerini. Meydana gelebilecek deniz kazaları, daha doğrusu tanker kazaları sonucunda yaşayacağımız tehlikenin riskini bir an olsun aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Bu kazaların sonucunda meydana gelen noktalar ne? İnsan sağlığını tehdit etme, balıkçılık deniz faaliyetlerini etkilemekte ve deniz suyunun kalitesini bozmaktadır diyerek sonlandırıyorum. Şimdi bu duruma karşılayan seçeneğim ne olmuş oldu? 3 ile başlamayanları eledik. 3-5 ile devam edenleri ele aldım. 3-5-4 ile devam edenler ise Denizli seçeneğimde yer alıyor. Bu durumda da cevabım Denizli seçeneğidir. Bu parçadan bağımlılığın tanımından hareketle yargılardan hangisine kesinlikle ulaşılır? Bağımlılık kavramı birden çok etkene bağlı olarak ortaya çıkan bir kavramdır. Bakınız, bağımlılık kavramı günümüzde oldukça yaygınlaşmış olan biyopsikososyal bir kavramdır. Yani tek bir nedene bağlı olmayan, birden fazla etkene bağlı olarak ortaya çıkan bir kavramdır. Bu durumda bir numaralı yargıma ulaşabiliyorum. Bağımlılık dış dünya, iç dünya ve insanın fiziki yapısından kaynaklanan bir durumdur. Psikolojik, fizyolojik ve çevresel nedenlerden, bakınız, iç dünya, dış dünya ve çevresel nedenlerden kaynaklanabilen pek çok bireyi tehdit eden bir rahatsızlığın olduğuna da parçada birebir rastladığım için kesinlikle ulaşabileceğim bir yargı olarak söyleyebilirim. Fakat bağımlılık her bireyde aynı etkiyi yaratır demiş. Baktığımda bağımlılığın genel itibariyle her bireyde ne şekilde bir etki yarattığından bahsetmediği için 3 numaralı yargıma kesinlikle ulaşamam. Bu durumda cevap şıkkım da A şıkkı olmuş oluyor. Bu parçadan harekette sedef taşı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Sedef taşının en yoğun kullanıldığı yerlerden biri süsleme sanatıdır. Bakınız, ağırlıklı olarak süsleme sanatında kullanılır. Sedef taşı hayvanlar aleminin geniş sınıfının kabuklarından oluşan bir salgıdır. Hemen bakıyorum, sedef taşı aslında yumuşakçaların kabuklarının salgısıdır. Yumuşakçalardan kastımız da zaten midye, istediği gibi canlıların kabuklarından meydana gelen süsleme sanatı. Hem denizde hem karada bulunan nadir değerli taşlardan biridir. Bakınız, hem karadaki hem denizde bulunan nadir taşlardan biridir. Sedef taşının hissettirdiği özellikleri yer verilmiştir. Hissettirdiği özellikler sadelik, zarafet, bereket, uzun ömür, cesaret gibi gücü temsil etmesi bu yargımızı karşılıyor. Sedef taşı pozitif bir düşünceye sahip olmamızı daha iyi analiz etmemizi sağlar. Parçadan baktığımızda hiçbir şekilde pozitif bir düşünceye ya da onu daha iyi analiz etmemizi sağladığından bahsetmediği için cevap şıkkımız D şıkkı olur. Bu parçada düşünce geliştirme yollarından hangisine başvurulmamıştır?
tanık göstermeden yararlanmıştır. Parçada meydana gelen herhangi bir olay veya olgunun, bahsedilen olay veya olgunun destekleyici nitelik olarak bir düşünürün sözünün kullanılmasıdır. Baktığımda Alfred Adler'in şu şekilde diyor cümlesi bana tanık göstermeden faydalandığını gösteriyor. Karşılaştırmaya yer verilmiştir. Hemen bakıyorum, size anlamlı gelmese de sabahın erken saatinde kalkıp işe gitmezsiniz. Bakın, bize anlamlı gelmesi, size anlamlı gelmesi. Bu durumda iki farklı olguyu karşılaştırdığı için karşılaştırmaya yer verdiğini söyleyebiliriz. Niteleyici sözcüklerden yararlanılmıştır. Bakıyorum, tüm seçimler. Hayata verdiğimiz anlamlar. Nasıl anlamlar? Hayata verdiğimiz anlamlar. Nasıl ölçü? Büyük ölçü. Nasıl tabiat? Gerçek tabiat gibi baktığımda niteleyici sözcüklere yer veriliyor. Varlıklar devinim halinde anlatılmıştır. Devinim halinde anlatılması da fiili olarak genellikle parçada fiillerin kullanılması diyebiliriz. Mesela aramak gibi, işte gitmek gibi, göstermek gibi şeklinde. Fakat parçada hiçbir şekilde örneklemeye rastlamadığım için ben bu parçada örneklemeye başvurulmuştur diyemem. Bu durumda cevap şıkkım da E şıkkı olmuş oluyor. Bu parçadan yola çıkarak numaralandırmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Birinci cümlede güllerin bağlı olduğu türden bahsedilmiştir. Bakınız, çiçek familyası bağlı olduğu türden bahsediyor. Üç numaralı cümlede güllerin ilk oluştuğu bölge gen merkezinin Akdeniz bölgesi olması bu yargımı destekliyor. Dördüncü cümlede güllerin görüldüğü yerlerden bahsedilmiştir. Dedegül Dağı, Ilgaz Geçidi, Kaçkar Dağları, Çankırı ve Erzincan'da çeşitliliğinin gösterildiğinden bahsediyor. Güllerin Türkiye'de ve dünyadaki dağınımlarından söz etmiştir. Türkiye'de 70 civarında, dünyada 200 gül türünün bulunduğu bilinmektedir yargısı da destekler. Fakat 2 numaralı cümlemde güllerin anatomik özelliklerinden bahsedilmiştir demiş. Parçama baktığımda tarihinden daha eski bir geçmişe sahip olmasından ve cezbedici güzelliğiyle çağlar boyunca yetiştirilmiş ve kullanılmış olmasından bahsediyor. Yani şu kadar yapraklıdır, şu şekilde meydana gelir şeklinde bir ifadeye rastlamadığımız için cevap şıkkımız B şıkkıdır. Bu parçadaki numaralandırmış yerlerden hangisine bu gayrette metot ve bakış açısı önemlidir cümlesi getirilebilir. Şimdi cümlemdeki anahtar kelimelerime baktığımda bir gayretten bahsediyor. Metot ve bakış açısının önemli olmasından bahsediyor. Hemen parçadaki cümlelerime bakıyorum. Bu anahtar cümleye yerleştirebileceğim uygun bir cümlem olacak. Hayatı bir sistem içinde algılayabilmenin ve anlayabilmenin farklı disiplinlere ihtiyaç gösterdiği yaygın bir kabuldür. Bakınız, herhangi bir şekilde bir gayretten bahsetmiyor. İki numara cümleme baktığımda bilim, sanat, ilahiyat, felsefe gibi alanlarda fikir üretenler hayatı ve insanı anlamaya gayret ederler. Bakınız, gayret ederler, gayret ederler. Gayret ediyor, bu gayrette de metot ve bakış açısı da önemlidir. Zira kavramlar yaklaşım biçimine göre ihmal edilir, büsbütün unutulur ve canlılık kazanır. Bakınız, bu iki numaralı cümlemden sonra birbirinin devam niteliğinde olduğunu gösterdiği için iki numaralı cümlemden sonra getiriyorum ve anlatımın bütününü sağlamış oluyorum. Bu parçadaki numaralandırmış yerlerden hangisinden sonra dünya ve insanlık serüvenini derli toplu bir şekilde anlatan kitaplar bir mavera sunar cümlesi getirilebilir. Şimdi derli toplu şekilde sunması ve bir mavera sunmasını getiriyor. Anahtar kelimelerim bunlar. Parçama baktığımda üniversite öğrenimine yeni başlayan bir öğrenci kendi sahasını genel hatlarıyla tanımak için kütüphanelerden faydalanma ihtiyacı duymaktadır. Bakınız, burada bir faydadan bahsediyor. İki numaralı cümlemde ise bu ihtiyacın kaynak taramak suretiyle giderilmesinden bahsediyor. Üç numaralı cümleme baktığımda kütüphane önemlidir. Şimdi üç numaralı cümlemden sonra bu cümleyi getirdiğimde neden diyecek olursak, bakınız, kütüphane önemlidir. Neden? Dünya ve insanlık serüvenini derli toplu bir şekilde anlatan kitaplar bir mavera sunar diyor. Ondan sonra gelen cümlem ise orada yaşamayı, oraya ulaşmayı gerçekten istemek gerekir. Nereye? Maveraya. Bu durumda 3 numaralı cümleden sonra bu cümlemi getirdiğimde tamamıyla anlam bütününü oluşturmuş olacağım. Bu durumda cevap şıkkım da C şıkkı olmuş oluyor. Bu parçanın anlatımı ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Sayıp dökmelerden yararlanmıştır. Şimdi paragrafıma baktığımda yine itibariyle bir oluş sırası, olayların ard arda sıralanmış olması benim için sayıp dökmelerden yararlanmış olduğunu gösterir.
Hemen bakıyorum. Tuz gölü ister güneş doğarken ister batarken gidin fark etmez, her an güzeldir. Gölün rengi turuncuya boyanıyor. Bakınız, gün doğarken ya da batarken gölün rengine geçiyor burada, turuncuya boyanıyor. Oluşan görüntüsü adeta bir kartpostal gibi. Üzerinde bir sürü kuş türü. Suna, angıt, bataklık kırlangıcı, kılıç kagaga gibi. Aynı zamanda flamingoların kuluçkaya yattığı önemli sulak alanlar arasında bulunuyor. Buraya gelen ziyaretçilerin de gözlerini kamaştırıyor Tuz Gölü. Baktığımda parçamda olay akışına göre art arda sıralandığı için sayıp dökmelerden yararlanmıştır diyebilirim. Farklı cümle türleri kullanılmıştır yargıma baktığımda. Bakınız şurada güzeldir, isim cümlem, boyanıyor, fiil cümlem. Hem isim cümlesi hem fiil cümlesi kullandığı için farklı cümle türlerinin kullanıldığını da söyleyebilirim. Benzetmelerden yararlanılmıştır yargımı destekleyecek olan cümlem ise oluşan görüntüsü adeta bir kartpostal gibi ifademdir. Buradaki gibi gördüğünüz üzere benzetmelerden yararlandığını gösteriyor. Deyimlerden yararlanılmıştır yargımı destekleyecek olan kelimem ise gözlerini kamaştırması. Bakınız bu arkadaşımı da buldum. Fakat paragraf içerisinde dikkat edersek okuduğumuzda görsel olarak zihnimizde tasvir edebileceğimiz, tasarlayabileceğimiz bir görüntü oluşuyor. Fakat hiçbir şekilde bu paragraftan işitsel ögelere rastlayamadığım için cevabım B şıkkıdır. Bu parçanın anlatımı ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? E şıkkına itibaren başlayacak olursak, görsel ve işitsel ögelerden yararlanılmıştır. Ders başlamıştı, Ersin'in kafasında sınıf öğretmeninin sözleri uçuşuyordu. Bakın burada işitsel ögelerden faydalandığını söyleyebiliriz. Görsel ögelerde ise müdürümüz uzun boylu, hafif saçları beyazlamış, tatlı sert bir adamdı ifadesi görsel ögelerden de yararlandığını gösteriyor. Ayrıca niteleyici sözlere yer vermesi niteleme sıfatları, yani bir ismin durumlarını karşılayacak olan özelliklerini göstermesi. Hemen bakıyorum, uzun boylu hafif saçları olması, tatlı sert bir adam olması, en yakın arkadaşım gibi ifadelerin niteleyici sözlere yer verildiğini gösteriyor. Deyimlerden yararlanılmıştır ifademi destekleyen cümlem ise başımdan aşağı kaynar sular dökülmüştü ifadesidir. Bu arkadaşımı da bu şekilde eliyorum ve parçanın genel itibariyle anlamlandırmasına baktığımda öyküleyici anlatıma başvurulduğu için bir düşünce örneklendirilerek verilmemiştir. Bu durumda cevap şıkkım da A şıkkı olmuş oluyor. Yukarıdaki numaralandırılmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan üçüncü olur demiş. Hemen giriş cümlemi seçiyorum. Ay, dünya ve güneş arasına girer. Bakınız, ay dünya ve güneş arasına girdikten sonra güneşin yansıttığı ışığın engellenmesi sonucunda dünya karanlıkta kalır. Bakınız, arasına giriyor, dünya karanlıkta kalıyor. 3 numaralı cümlem olarak da bu sırada güneş örtülür. Bakın, karanlıkta kalıyor dünyam çünkü güneş örtülüyor. 4. cümlem olarak da ay yeni evresindedir diyorum. Daha sonra da ayın gölgesi yeryüzüne dik bir şekilde düşer ve güneş tutulmasını dünyaya yansıtır. Bahsettiğim üzere baktığımızda güneş tutulmasının nasıl meydana geldiğini anlatan paragrafın son cümlesi de zaten güneş tutulmasını dünyaya yansıtır şeklinde sonlandıracağım. Bu şekilde paragrafımı oluşturduğumda baştan üçüncü olan cümlemse 2 numaralı yargım olacaktır. Yukarıdaki numaralandırmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan üçüncü olur? Hemen giriş cümlemi seçiyorum. Yoğurdunuzu tüketmeye başladığınızda yoğurtta bir sulanma olacaktır. Bakın burada bir sulanmadan bahsediyor. Yoğurdun kendisi kadar bu yoğurt suyu da çok önemlidir. Bakın, sulanma bu yoğurt suyun çok önemli olduğunu söylüyor. Neden önemli olduğuna gelecek olursak, yoğurtta bulunan besin ve mineral değerlerin neredeyse yarısı bu suya karışır. Bakınız, mineral değerlerin yarısı bu suyla karışıyor ve bunun neticesinde özellikle mide rahatsızlıkları için bu yoğurt suyu ilaç değerinde olduğunu söylüyor. Ve son olarak da bu suyu doğrudan da içebildiğiniz gibi ayran yapmakta da kullanabilirsiniz diyerek son cümlemi oluşturuyorum. Baktığımda hangisinin baştan üçüncü olduğuna baktığımda 5 numaralı cümlem baştan üçüncü cümlem olmuş oluyor. Bu parçaya en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? Parçama hemen anahtar kelimelerinden yola çıkarak bakıyorum. Sebze deyip geçmemek lazım. Her sebzenin kendine has faydasının olduğu aşikardır. Bakın burada sebzelerin faydalarından bahsediyor. Mesela brokoli, benim için ilgilendiren kısım brokoli. Brokolinin
Yüksek miktarda protein içermesi, bunun yarısında bol miktarda C vitamini, K vitamini kaynağı olması ve bu vitaminleri içermesi yönüyle de diş sağlığına oldukça faydası vardır diyor. K vitamini ihtiyacını karşılaması, aynı zamanda brokolinin içerisinde bulunan biyoaktif bileşiklerinin vücudun antidoksan kapasitesini arttırması ve antimikrobiyal etkiler göstermesi kanser riskini azaltmasını gösteriyor. Şimdi buradan yola çıkarak baktığımda evet brokolinin faydalarından bahsediyor gibi gözüküyor olabilir. Fakat daha çok faydalarının meydana getiren özelliklere baktığımda bakınız burada bahsettiği, içerdiği vitaminlerden, besin değerlerinden bahsettiği için genel itibariyle brokolinin içerdiği besinler şıkkım daha da uygun bir başlık olacaktır. Bu parçada aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Yabancılaşmaya karşı olmuştur. Hemen parçama baktığımda Mustafa Kutlu'nun toplumumuzun gelişmesini tarihimizde ve öz değerlerimizde aradığını, yani aradığı bu yargıya bakaraktan yabancılaşmaya karşı olduğunu, daha çok toplumumuzu tarihimize ve öz değerlerimize hitap ettiğini gösterebiliyor. Yeni üslup ve biçim denemeleri yapmış olması, bakınız az söz çok mana anlayışıyla kaleme almış, kendine has alışılmamış cümle yapısıyla oluşturulmuştur ifademde. Anlatım biçimi dil grubuna girdiği için yeni üslup ve biçim denemelerini yapmış olduğunu destekliyor. Gerçek hayattan kişiler seçmiştir yargımı destekleyecek olan cümlem ise baktığımda karakterlerin en büyük özelliği gerçekçi olmalıdır. Yargım bu şıkkımı destekliyor. Şahıs kadrosu çok geniştir. Hemen bakıyorum en alt tabakadaki bir insandan yüksek kültüre ait kişilere kadar herkes hikayeye girer demesi bakın şahıs kadrosunun oldukça geniş olduğunu gösteriyor. Bir alanda yenilik getirmiştir yargıma herhangi bir şekilde parçamda rastlamadığım için cevap şıkkım E şıkkıdır. Bu parçada aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Türk edebiyatına birçok eser kazandırmıştır. Hemen baktığımda Refik Halit Karay'ın hikaye, roman, tiyatro, eleştiri, fıkra, mizah gibi türlerde eser yazması edebiyatın birçok alanda eser kazandırdığını göstermiş oluyor. Hikayelerinde toplumsal konulara yer vermiştir yargım. Hemen baktığımda ünlü öykü kitabı Memleket Hikayelerinde Anadolu'da geçen olaylar ve Anadolu insanını anlatması bu yargımı destekler. Hikaye ve romanlarını gözlemlerine yer vermiştir dediğimde roman ve hikayelerinde olay ve kişileri en ince ayrıntısına kadar yansıtmış olması da bu yargımı destekler niteliktedir. Mizah ve hiciv türünde de eserler vermiştir. Bakınız hiciv, eleştiri ve mizah türü. Mizah ve hiciv türlerinde de eser veren Refik Halit Karay olduğunu gördüğümüze göre gelelim cevap şıkkım olan C şıkkıma. İstanbul Türkçesini başarıyla kullanmıştır ifadem yer alıyor. Evet, parçada İstanbul Türkçesini kullandığını söylüyor. Fakat dikkat edecek olursak bunu başarıyla kullandığını söylemiyor. Bu durumda cevap şıkkım da zaten C şıkkı olmuş oluyor. Yukarıdaki görüşlere sahip biri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Topluluk içinde çok konuşmayı sevmem, kolay kolay da herkesle konuşamam. Çekingen birisi olduğunu bu yargım destekliyor. Daha sonra az konuştuğumda yüzüm renkten renge girer. Bakınız ne yapacağını bilemez durumda olması. Masanın altına saklanasım gelir. Keşke hiç konuşmasaydım derim. Pişmanlık duygusunun içerisinde olduğunu gösteriyor. Ve tabii ki de bütün bu paragraftaki yargılardan yola çıkarak bu görüşlerle anlatılan kişinin özgüven eksikliği yaşadığını da söyleyebiliriz. Fakat parçadan hareketle baktığımda konuşmalarını seçerek yapmaktadır yargıma rastlayamadığım için cevap şıkkım B şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi parçada söz edilen annenin niteliği olamaz demiş. Parasız çok günümüz oldu ama bunu ne bize hissettirdi ne de etrafımızdaki kolu komşu bildi. Kimseden borç aldığını hatırlayamam. Şimdi bu cümleye baktığımda azla yetinmeyi bilen hassas ve gururlu bir insan olduğu özelliğini çıkartabilirim. Zaman her şeyin ilacıdır diyerek. Bakınız bu cümlemden de sabırlı olma yargısını çıkartıyorum. Temizliğe giderdi, geceleri de sipariş için örgü örerdi canım anam. Babasız büyüdüm, çok zorluklar çektik. Buradan yola çıkarak mücadeleci bir yapıyı gösteriyor. Fakat parçadan baktığımda değişime kapalı anlayışına yol açan bir ifadem olmadığı için cevap şıkkım D şıkkıdır. Bu paragrafta vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Hemen ana düşüncemize bakıyoruz. Edebiyatın tek malzemesi dildir. Bu nedenle başka malzemelere ihtiyaç duyulmaz.
Yazar belirtmek istediği duygu ve düşünceleri dil ile aktarır. Ve bunu yaparken edebiyatta dilin kullanımına belki de her şeyden daha çok önem verir. Paul Verlaine'in tekrarladığı gibi şiir duygularla yazılmaz, kelimelerle yazılır. Yani edebiyat için dil çok önemlidir. Tabii bunları yaparken de bir sürü boş laf etmek ve lafı boş yere uzatmak değildir. Bakın, boş laf etmek. Hatta edebiyat yapmak sözü olabildiğince kısaltmaktır. Şimdi burada yer alan iki tane düşünce var. Sözü bir kısaltmak, ikincisi ise duygularla yazılmaz, kelimelerle yazılır. Şimdi ben bunu harmanladığımda kelimelerle sözü kısaltan bir yapı. Edebiyatın en önemli malzemesi, evet, ama genel olarak bahsettiğim şiirin daha çok kelimelerle oluştuğu ve bunu da sözü uzatmadan tamamlamamız gerektiği. Kelimelerin tasarruf edilerek kalbe seslenişidir. Bakın, kelimelerin tasarruf etmesinden bahsediyor ama duygularla yazılmaz ifadesi maalesef kalbe seslenişidir ifadesini yıkıyor. Dil duygu ve düşüncelerimizin ifadesidir. Duygudan bahsediyor. Evet, ama duygularla yazılmaz sadece. Düşünceler hiçbir şekilde yer almıyor. Dil edebiyatın içinde kendini bulur. Dilin hani edebiyatla anlam kazanmasından bahsetmiyor. Tam tersi, edebiyatın dil ile anlam kazanmasından bahsediyor. Elendi. Dil az sözlü kelimelerin dans edişidir. Bakın, az sözü anlatmasını en son cümlemizde gördük. Dans etmesine geldiğimizde kelimelere, bakın, kelimelerle yazılır ifadesi de kelimeleri az sözlerle güzel bir şekilde uyarlayarak ortaya koymak. Vurgulanmak istenen ana düşüncemiz bu. Bu durumda da cevap şıkkımız E seçeneğimiz oluyor. Bu parçada yer alan sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabilir? Eğitim sistemimizin her derece ve türü ile ilgili ders programlarının hazırlanıp uygulanmasında ve her türlü eğitim faaliyetlerinde Atatürk inkılap ve ilkeleri ve anayasada ifadesini bulmuş olan Atatürk milliyetçiliği temel olarak alınır. Milli ahlak ve kültürün bozulup yozlaşmadan kendimize has şekliyle evrensel kültür içinde korunup geliştirilmesine ve öğretilmesine önem verilir. Bakın, bunun temel olarak alınması, korunup geliştirmesine ve öğretilmesine önem vermek. Bir diğer sebep ise milli birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak Türk dilinin eğitiminin her kademesinde özelliklerini bozulmadan ve aşırılığa kaçılmadan öğretilmesine önem verilir. Şimdi milli birlik ve beraberlik bize ne kadar fayda sağlayabilir? Bakın, bir faydadan bahsetmiyor. Var olan eğitim sistemimizde uygulanan yöntem ve tekniklerden bahsediyor. Nedir bu yöntem ve teknikler? Atatürk ilke ve inkılapları ve anayasada ifadesi bulunan Atatürk milliyetçiliği. Ama bunun daha sonrasında bunları neden kullandığından bahsediyor. Bakın, oradaki bir ifadem var, amacım var. O yüzden bu arkadaşımı da elemiş oluyorum. Eğitim sistemimizde ele alınan başlıca uygulama ve tekniklerin amacı nedir? Bakın, başlıca uygulama ve tekniklerin bunlar. Amacım ise evrensel kültür içerisinde konuyup gelişmesine ve öğretilmesine, milli birlik ve beraberliğin temel unsurlarından olan Türk dilinin eğitiminin her kademesinde bozulmadan ve açıklara kaçılmadan öğretilmesini amaçlamaktır. Bu durumda C seçeneğim bu ifademi, parçadaki bütünsel bir ifademi karşılayacak bir sorumdur. Diğerlerine baktığımda Atatürk ilke ve inkılapları neden eğitim uygulamalarında baz alınmıştır? Bakın, burada nedeni var. Bir amaçtan bahsetmiyor. Aradaki ince ayrıntıya dikkat edelim. Milli beraberliğin sağlanmasına etkin olan ilke ve inkılaplar nasıl oluşturulmuştur? Bu tamamen ilke ve inkılapları baz alarak ortaya koyulan bir ifadedir. Bu durumda C seçeneğim parçamda bir amaç doğrultusunda oluşturulduğu için, amaç sonuç cümlesi olduğu için en uygun soru şeklim olacaktır. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar? İnsan hayatı boyunca her şeyi düşündüğünü ve bu düşüncelerin yaşamını şekillendirdiğini sanır. Bakınız, yaşamını şekillendirmesi. Halbuki hesaba katmadığı şeyler illaki vardır. Bu düşüncelerden kastıdır. Ummadığı durumlar, bakın, hesaba katmadığı, ummadığı durumlarda karşılaştığı olay ve olgulara hiç beklenmedik kararlar alması da bunlardan biridir. Fakat 4 numaralı cümleme baktığımda sizi siz yapan değerleri oluşturacak, belki de bu değerlerden uzaklaştıracak kararlardır. Bakınız, değerlerden ve bu değerlerden uzaklaştıracak kararlar olmasından bahsetmesi yönüyle ilk 3 cümlemden ayrılarak oluşturulan bir paragrafımdır. Yine kendisinden sonra gelen cümlemde tabii ki de bunun devamı olup olmadığını belirleyecektir. Ve belki de sürdürdüğümüz yaşamın temelini oluşturan değer ve yargılarımızı, bakınız, değerlerimiz,
ve yargılarımız bize sunan bir tepsi gibi bizler bu tepsinin içerisinden tabak tabak kararlarımızı seçiyoruz. Bu durumda 4 numaralı cümleden başlayarak ikinci paragrafımı oluşturmuş olurum. Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturabilmesi için hangilerinin birbiriyle yer değiştirmesi gerekir? Hemen cevap şıkkından hareket edecek olursam, Küba'nın başkenti Havana'da Alexander Mastolenskaya adında bir Kübalı haftanın 5 günü Atatürk heykelinin çevresinde dolaşıyor ve heykelin çevresinin temizliğini yapıyormuş. Bakınız anahtar kelimelerim heykelin çevresinde dolaşması ve onun temizliğini yapması. 2 numaralı yargıma baktığımda düşünebiliyor musunuz on binlerce kilometre uzakta birileri Atatürk'ü okuyarak ona hayran oluyor. Bakınız burada bir okumaktan bahsediyor. Atatürk'e neden bu kadar bağlandın diye sorulduğunda şu yanıtı veriyormuş. Çünkü o benim kahramanım, gerçek bir devrimci ve dahi. Burada bana emanet. Leskay'ın Atatürk hayranlığı bir arkadaşının verdiği kitabı okuyarak başlamış, hiçbir beklentisi olmadan da bu işi yıllardır yapıyormuş. Bakınız okuyarak hayran kalıyor, okuyarak başlamak. Şimdi anlam bakımından bu iki yargım birbirini karşılamadıkları için hemen yer değiştiriyorum. Heykelin çevresinin temizliğini yapıyormuş. Leskay'ın Atatürk hayranlığı bir arkadaşının verdiği kitabı okuyarak başlamış. Hiçbir beklentisi olmadan bu işi yıllardır yapıyormuş. Bakınız temizliğini yapmasından bahsediyor. Atatürk'e neden bu kadar bağlandın diye sorulduğunda ise şu yanıtı veriyormuş. Çünkü o benim kahramanım, gerçek bir devrimci ve dahi. Burada bana emanet. Kendisinden sonra bakın bu sorudan sonra, bu cevabı aldıktan sonra daha doğrusu verdiği düşünce şudur. Düşünebiliyor musunuz? On binlerce kilometrede uzakta birileri Atatürk'ü okuyarak ona hayran oluyor. Olmakla da kalmıyor. Bakınız hayran oluyor. Olmakla da kalmıyor. Onun heykelinin bakımını üstleniyor hem de yıllarca. Bu şekilde bir yer değişimi oluşturduğumda paragraf anlam bakımından bütünlüğünü sağlamış oluyor. Bu durumda da cevap şıkkım D şıkkı oluyor. Yukarıda bahsedilen düşünceye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Yazarın neden gurmeliği tercih ettiğini. Hemen bakıyorum. Sanırım ben o akşam neden bu gurmeliği tercih seçtiğimi anladığım bir akşamda diyerek bu yargımı destekliyorum. Tattığı yemeklerin onu çocukluğuna götürdüğüne hemen baktığımda değişik tatları tatmak için oturdum. Oysa beni ters köşeden bir lezzetle karşılaşmıştım. O da beni çocukluğumun anne köftesini tekrar parmaklarımın baharatlarını yiyerek tamamladığım bir yemekti. Diyerekten çocukluğuna götürdüğünü gösteriyor. Hemen çocukluğuna götürüyor yargısından yola çıkarak onun gurme olmasına rağmen bazen beklemediği tatlarla karşılaşması, bakınız ters köşe eden lezzetler bu yargımı destekliyor. Yemekte karşısına çıkan hesaba katılmayan güzellikler bize bazı şeyler hatırlatır. O da yine çocukluğunda yaşadığı lezzetler, onu çocukluk anılarına götürdüğü lezzetlerden bahsetmesi bu yargımı destekliyor. Fakat yemeklere katılan baharatların tadımında en dikkat çekici nokta olduğuna baktığımda noktayı koyan baharat olduğunu, dikkat çekici noktanın baharat olduğunu söylemiyor. Bu durumda cevap şıkkım da C şıkkı olmuş oluyor. Yukarıdaki numaralandırmış cümlelerden anlamlı bir paragraf oluşturmak istense hangisinin sonundan dördüncü cümle olur? İlk olarak giriş cümlemi seçiyorum. 3 numaralı cümle. Türkler çok geniş bir coğrafyada çok çeşitli devletleri kuran ve bünyesinde yaşayan farklı birbirinden farklı hayat tarzı olan büyük bir millet olduğundan bahsediyor. Bakınız Türklerin geniş bir coğrafyada yaşaması ve büyük bir millet olmasından başladığı için giriş cümlem olarak seçiyorum. İkinci cümlem ise 4 numaralı cümlem. Tarihin yazıyla başlandığı göz önüne alındığında Türklerin yazılı belgelerle kendilerini ifade ettikleri dönem Türk tarihinin yalnızca 1500 yıllık kesimini içerdiğini söylüyor. Bakınız yalnızca 1500 yıllık kesimini içeriyor. Hemen 3 numaralı yargıma bakıyorum. Bundan önceki dönemlere ait Türk medeniyete ilişkin kaynaklar maalesef elimizde bulunmamaktadır. Bakınız birbirinin devam niteliğinde olan ilk cümlem. 4 numaralı cümleme baktığımda Türklerin tarih sahnesine çıktığı ilk devirlerden günümüze kadar müzikle olan ilişkilerini ele alan Türk müziği tarihi bugüne kadar detaylarıyla ele alınabilmiş bir benim alanı değildir. Bakınız Türklerin tarihinden bahsediyordu. Daha sonra Türk müziği tarihine giriş yapmış bulunuyor. 4 numaralı cümlem de bu şekildedir. Geldiğimde bakınız bir bilim alanı değildir diyor. Bu da gerek Türk tarihine gerekse Türk kültür ve sanatına ilişkin verilerimizin yani Türk sanat müziği tarihi ve tarihin sanat olarak iki şekilde ele alınması son derecede kısıtlı olduğu anlamına geliyor. 5 numaralı cümle.
Türk müziğini yazıya dayanmaksızın açıklamanın güçlüğünü, kaynakların kısıtlı olmasını, bakınız kısıtlı oldu, kısıtlı olmasını bir an için göz ardı etsek bile bunlar kadar önemli başka sorunları da burada belirtmemiz yararlı olacaktır diyerek sonuç cümlemi oluşturuyorum. Şimdi baştan baktığımda bana sondan dördüncü cümle olur dediği için sondan dördüncü olan ifadem dört numaralı cümlem oluyor. Yani iki numaralı olarak oluşturduğum cümlem. Bu durumda cevap şıkkımda değişik olmuş oluyor. Yukarıda bahsedilen yenilikçilikle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Yenilikçi olmanın başında ortaya konulan ürünlerin üzerinde oynanması yatar. Bakınız, Thomas Edison'un yüzlerce çalışanın uzun yıllar süren araştırmaları sayesinde bulunduğu ünlü mucidin kendisine yaşadığınız başarısızlıklar size ne hissettirdi sorusuna ben başarısız olmadım. Ampulün çalışmayan 10.000 çeşidini buldum diyerek cevap vermesi yenilikçilik yolunda hiç durmadan çalışmak gerektiğinin en kısa açıklaması değil midir zaten cümlesi. Bu cümleye baktığımda ortaya konulan ürünlerin sürekli üzerinde oynanmasının yatması destekleyici niteliktedir. Yenilikçi olmanın en baş özelliği cesareti kullanmak olduğu, bakınız toplumu değiştirme cesaretinin olması gerektiği yargım, birbiri ardına gelen başarısızlıklar üzerine sürekli farklı yolların denenmesi yatar. Baktığımda ben başarısız olmadım, 10.000 çeşidini buldum. Bakınız bu yolla farklı yolların denendiğini göz önüne seriyor. Yenilikçi olmak isteyen kişi ele aldığı iş üzerinde sürekli çalışmalıdır. Bakınız 10.000 çeşit bulması yine birden fazla yargının doğruluğunu ortaya koyuyor. Her başarısızlığın altında denenen binlerce yanlış vardır. Şimdi binlerce yanlış olduğunu söylüyor. Bakınız. Ama Thomas Edison cümlesinde ben başarısız olmadım diyor. Yani burada bir başarısızlıktan bahsetmiyor. Ve altında denilen binlerce yanlış vardır. Bakın yine ortaya çıkan 10.000 çeşidinde de bir yanlış olarak değil, aksine denenmiş olan yenilikler olarak gösteriyor. Bu durumda başarısızlık olarak görmediği için cevap şıkkım B şıkkıdır. B şıkkındaki yargıma parçada kesinlikle ulaşamıyorum. Yukarıdaki numaralandırmış cümlelerin hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Fark ettim de gün geçtikçe insanların insanlara tahammülleri iyice azalıyor. Bakınız burada bir tahammülden bahsetmiş. Bunun da en büyük sebebi toplum olarak sıkıntılı günlerden geçmemize bağlıyorum. Bakınız tahammülün nedenini bağlıyor. Evde yaşanan ufak bir sıkıntı bile yeri geliyor iş hayatımıza kadar yansıyor. Burada bir örneklendirme vermiş bu sıkıntıların devamı niteliğinde olan bir yargım. 4 numara yargıma baktığımda aldığımız bir salgın haberiyle evlerimize kapanmamız verebileceğimiz en güzel örnek. Bakın burada bir tık daha özele inerek özel bir yargı bildirmiş. Kendisinden sonra gelen cümlem bu cümleyi destekler nitelikte ise zaten düşüncenin akışını bozan bir cümlem değildir. Evde sürekli aynı kişileri görmek, aynı işlerle uğraşmak, aynı şeyleri tüketmek biraz da bunun bahanesi oldu. Bakınız evde yaşanan ufak bir sıkıntı yeri geliyor iş hayatımıza kadar yansıyor cümlesi. Evde yaşanan sıkıntıyı 5 numaralı yargımda açarak oluşturuyor. Sürekli aynı kişileri görmek, aynı işlerle uğraşmak, tüketmek bunun bahanesi olduğunu söylüyor. Ve daha sonra da bunun sonucunda yarın normale döndüğümüzde içimizdeki bu sıkıntıları, bu tahammülsüzlüğü atamamak olacak. Bakın hatırlarsanız ilk cümlemde bir tahammülden bahsediyordu. Son cümlemde yine bir tahammülsüzlükten bahsediyor. Bunun neticesinde 4 numaralı yargım daha özele indiği için düşüncenin akışını bozan yargımdır. We'll be right back.